Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçeleriyle ilgili söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Görevleri başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize de başarılar diliyorum. 2022 bütçe teklifinde savunma ve güvenlik ihtiyaçları için genel bütçeden ayrılan pay %11'dir. Güvenlik kurumlarımızda personel sayımız ise 1.200.000'e yakındır. Bu kaynaklarla ülke yönetiminin görevi bölgede barışı ve ülkede huzuru sağlamaktır. Değerli milletvekilleri, güvenliğimiz için ekonomik kaynağımız var mı? Var. İnsan kaynağımız var mı? Var. Tarihten gelen güç ve birikimimiz var mı? Var. Peki, ülkemizde güvenlik, huzur var mı? İşte o yok. Uyuşturucu baronlarının kazançları için çocuklarımız uyuşturucu bataklığının tam girdabında. Kodeksiyle, offshore'uyla, sabıka holdingiyle kara para güvenliğimizi tehdit ediyor. Oteliyle, marinasıyla kıyılarımıza, koylarımıza mafya çöküyor. Pekeriyle, çakıcısıyla organize suç örgütleri her türlü tehdide cesaret edebiliyor. Sınır ötesinde Mehmetçiğimiz teröristlerin kör kurşunlarının hedefinde. Peki, güvenlik hedeflerini belirlemekle görevli Milli Güvenlik Kurulu'nda durum ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yok. Bütçe sunumunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlanmaktadır denmektedir. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yıllardır neden yok? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri uçaklarda ikram hizmeti veren yemek şirketinin yönetim kuruluyla meşgul. Milli Güvenlik Kurulu üyesi İçişleri Bakanı kara paracıları bakanlıkta ağırlamakta, organize suç örgütü mensuplarının yurt dışına çıkmasını sağlamakta. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı ise mal varlığı ile tehdit edilmeye ve dış şantajlara sessiz kalmakta. Türkiye güvenlikle ilgili özel görevlilerimizin teröristler tarafından alıkonulabilmesini hak etmiyor. Yabancı paramiliter güçler tarafından şehit edilmesini hak etmiyor. Türkiye kara para cenneti haline getirilmeyi, gri listeye alınmayı hak etmiyor. Değerli milletvekilleri, Türkiye Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden yoksun olmayı hak etmiyor. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin bir yemek şirketinin maaşlı elemanı olmasını hak etmiyor. Türkiye yandaş vakıflar, cemaatler üzerinden yeni paralel yapılara izin verilmesini, paramiliter sadatı, vekalet savaşlarının parçası haline getirilmeyi, uyuşturucu gemilerinin limanı olmayı, cennet köşelerine mafyanın çökmesini, sınırlarımızın elek haline gelmesini, kitlesel düzensiz göçün kentlerimizi tehdit etmesini hak etmiyor. Gazi Meclisimiz, iç güvenliği sağlamaktan sorumlu bakanın milletvekillerimize parmak sallamasını hak etmiyor. Kara para ile mücadeleden sorumlu MASAK, kara para operasyonlarının aracı haline getirilmeyi hak etmiyor. Şehirlerimiz, mahallelerimiz uyuşturucu bataklığı olmayı hak etmiyor. Değerli milletvekilleri, ülkemiz büyük güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Güvenlik alanı ve kurumları sıcak siyasetin ve günlük siyasi tartışmaların gölgesini hak etmiyor. Türkiye, hedefsizliği, belirsizliği, öngörüsüzlüğü hak etmiyor. Şimdi tekrar soruyoruz. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yıllardır neden yok? Çünkü tek adam iktidarı güvenlik kaynaklarımızı saray ticarethanesinin aracı olarak görüyor. Şimdi görev bize düşüyor. Güvenlik alanımızı sarayın tek adamın ve sıcak siyasetin etkisinden kesin olarak arındıracağız. Ödünsüz bir mücadele ile terörü kökünden kazıyacağız. Organize suç örgütlerinin, kara paranın, uyuşturucunun kirli
Buyurun, buyurun toparlayın. Güzel yurdumuz için, güzel insanımız için, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için az kaldı. Çok az kaldı. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.